Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi mukbang videosu çekeceğim. Bol salçalı, harika bir makarna yaptım. Yanında iki tane köfte, yoğurt ve içeceğim var. Ben hemen başlamak istiyorum. Hatta sabırsızlanıyorum başlamak için. Çünkü acayip açım. Ve hemen başlıyorum. Biliyorsunuz ki bu videolar çok çok popüler arkadaşlar. Herkes tarafından artık neredeyse çekmeyen kalmadı. Ve şapur şupur sesler çıkarsa kusura bakmayın. Zaten bu videonun amacı bu zaten. Hemen başlıyorum ben. Yemek yerken konuşmak inanılmaz zor olacak eminim ki. Ama deneyeceğim. Şimdi ilk önce biraz kendimden falan bahsetmek istiyorum. Ama çok fazla uzatmayacağım, merak etmeyin. Çok sıkmayacağım sizi. İsmim zaten biliyorsunuz Esin. Kıbrıs'ta yaşıyorum arkadaşlar ben. Bir saniye. Kıbrıs'ta yaşıyorum. Ve video çekmeye, yani düzenli olarak video çekmeye aslında çok uzun bir zaman olmadı. Evet, bir 8-9 ay önce falan attım ilk videomu ama düzenli olarak asla çekmedim. Ve hani son böyle 2-3 aydır falan gerçekten hani düzenli olarak video atmaya çalışıyorum. Şu an çalışmıyorum. Okulu bitirdim. Ve tek uğraşım YouTube. Aslında şimdi şey söylemek istiyorum. Bu videoyu çekerken ne anlatacağım çok düşündüm. Çok fazla böyle sıkıcı bir konu falan olsun istemedim. Biraz kendimden bahsettim. Yeter bence bu kadar. Biraz Kıbrıs'la ilgili konuşmak istiyorum. Burada yaşıyorum. Kıbrıs'ta yaşıyorum. Aslında şey çekmeyi düşünüyordum ben. Hamburger mukbang çekmeyi düşünüyordum. Ama burada işte McDonald's veya Burger King gibi mağazalar maalesef ki yok. Böyle fast food satan mağazalar yok. O yüzden ben böyle kendim yaptım. Hem makarna olsun istedim hem de işte yine hamburger videosu çekmeyi düşünüyorum. Evet, mukbang çekmeyi düşünüyorum ama orada olmayan bir marka olacak. Yani burada olan bir markaya çekeceğim. Çok ilginçtir. Burada McDonald's yok. Burger King yok. Starbucks yok. Onun dışında. Aslında bir sürü marka sayabilirim size. Mesela yiyecek içecek dışında kıyafet satan mağazalar olmasın. Örneğin Koton falan var ama H&M yok. Sephora yok. Yani çok ilginç. Burada daha çok şey var. Hani daha kendilerini sattığı bir mağaza, hani işte bir isimli açılmış bir mağazada hani makyaj malzemesi satıyorlar veya şey de var. Mesela Zara'nın, Zara marka olarak yok burada ama başka bir isim altında Zara'nın ürünlerini, yani çok olması da belli ürünlerini getiriyorlar. O yönden çok sıkıcı. Sıkıntılı daha doğrusu. Her şeyi bulamıyor olmak gerçekten sıkıntılı. Ama yani dediğim gibi hani çok fazla markalar yok da ne aradığını bulabiliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Mesela bir tane bile yani AVM yok. Şöyle AVM adı altına geçen İçerisinde 6 tane dükkanın olduğu AVM deniliyor ona. O var. Çok da şey yapmak istemiyorum ama yani doğrular. Yapacak bir şey yok yani. Gerçekten yemek yerken konuşmak çok zor. Bir de makarnayı yerken konuşmak çok daha zor. Çünkü spagetti olduğu için çok fazla böyle saçı da dökülüyor ama çok açım, inanılmaz açım. Siz de benim gibi seviyor musunuz makarna yemeği? Ben her öğün yiyebilirim. Gerçekten her öğün makarna yiyebilirim. Çok seviyorum. Salçalı özellikle. Çok çok seviyorum.
Kendime ilgili anlatırken okuduğum bölümden falan bahsetmedim bu arada, onu fark ettim. Ben burada bir tane ilk okuduğum bölüm daha doğrusu işletme okumuştum. İngilizce işletme okudum. İkincisinde ise tıp bir laboratuvar teknikerliği bitirdim. İki sene şu an mezunum. Çalışmıyorum dediğim gibi. Garip bir şekilde tekrardan böyle üniversiteye falan girmek gibi bir hayalim var. Millet bitirip kurtulmaya çalışıyor ama tam tersi tekrardan okumak istiyorum. Alışkanlık oldu sanırım ben de üniversite okumak. Boş kalınca kendimi çok eksik hissediyorum. Aslında bu videoda çekmek biraz eğlenceli sanırım. Hem yemek yiyorsun hem de video çekiyorsun. İlk MacBook videom ve inanılmaz bir onun neyi derler, şaşkınlığı değil de acemiliği var üzerimde. Ne konuşacağımı, ne anlatacağımı falan tam karar vermeden oturdum kameranın karşısına. O yüzden biraz böyle çok nasıl söyleyeyim, duraksanmış gibi oluyor ama ilk kez çekiyorum. Aslında tekrar çekmek istiyorum. Yine bir hamburger videosu çekmek istiyorum bundan sonra. Ama tabii farklı şeyler de olabilir. Yani mesela şey de olabilir. Biraz daha herkes böyle hamburger falan çektiği için daha farklı şeyler çekmek istiyorum. Mesela tatlı bir şey olabilir, pasta olabilir diye düşünüyorum. Hani öneride bulunabilirsiniz. Ne çekebilirim diye. Ben pasta düşündüm. Başka ne olabilir? Hani farklı bir şey olsun. Sushi olmasın. İşte hamburger olmasın. Bunlar dışında bir şey istiyorum. Önerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bir defa aslında şöyle bir şey de olabilir. Yemeği yerken konuşacağımız konu da seçebiliriz. Yani mesela bu yemek birazcık böyle her telden oldu. Yani her telden konuştum, kendimi anlattım. Biraz Kıbrıs'tan bahsettim. Neler var, neler yapıyorum, bunlardan bahsettim. Onun dışında konuşacağımız konular ne olabilir? Hani bunlarla ilgili de yorum bırakabilirsiniz. Umarım güzel bir video ortaya çıkar. Aslında inanılmaz duydum ama bitireceğim babamı. Azıcık bir şey kaldı zaten. Mesela şey de olabilir. Kilo ile ilgili bir şey konuşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü benim 2 sene önce falan sanırım biraz böyle normal üzerinde kilo almıştım. Ve onları tabii ki çok şükür verdim. Şu an daha iyiyim ama hani yine kilo vermeye çalışıyorum. Yine diyet yapmaya çalışıyorum. Tabii kaçırdığım zamanlar da oluyor. Yani onlar da zaten şey, yani biraz böyle kaçamak. Evet, kaçamak günler oluyor. O günlerden bir de bugün görmüş olduğunuz gibi bir tabak dolusu makarna ve köfte diyetteyim. Ama yemek yiyince gerçekten inanılmaz mutlu oluyorum ve inanılmaz enerji geliyor. Yemek yemediğim zaman ve aç olduğumda çok gergin oluyorum. Bir de böyle şey oluyor, insanlar aç mısın falan hani demeye başlıyorlar bana, artık beni iyi tanıyorlar. Çünkü açlığıma asla dayanamıyorum. Bir de bu zaten şey, böyle benim şekerim falan çabuk düşüyor, tansiyonum falan çabuk düşüyor. Özellikle aç olduğumda, sabahları uyandığımda mesela bir ara inanılmaz baş dönmesiyle uyanıyordum açlıktan dolayı. Ama geçti o da. O yüzden açlığıma dayanamamak gibi bir huyum var. Ya kötü bir şey ya. Yani çok kötü bir şey. Düşünsene yani. Hemen elini ayak titremeye başlıyor. Bence çok fazla. Evet, sonuncuyu da alıyorum.
Evet. Sonunda çektiğim videoyu yedim. Biraz hızlı yedim sanırım. Benim kötü bir alışkanlığım, çok hızlı yerim. Ama çok güzeldi. Gerçekten çok güzel bir şekilde doydum. Hem videomuzu çekmiş olduk hem de yemeğimi yedim. Umarım çok şapır sesler çıkmamış arkadaşlar. Beğenmişsinizdir. İlk mukbang videom makarnayla olsun dedim. Kendi yaptığım makarnayla. Bundan sonra daha farklı şeyler de deneyebiliriz. Onun için bana yorum bırakabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda veya daha sonraki mukbang videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.